Merhabalar Raket Servisi hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl merhaba. Evet artık Indian Wells'e geçtiğimiz noktadayız sezonda. O kırılım başlıyor. Bütün büyük oyuncular geri gelip ve hepsi aynı yerde olacaklar. Ama ondan hemen önce bu hafta yine turnuvalar oynandı. ATP'de 3 tane turnuva vardı. İkisi 500'lük biri 250'lik. Kadınlar her hafta olduğu gibi bu sene bir tane 500'lükleri var fix. Onlar da bir 500'lük oynadılar. Onlar Amerika'ya gittiler zaten. E Amerika dışındaki turnuva kalmamıştı. Bir San Diego oynandı, 500'lük bir de 250'lik Austin oynandı. Ama çok yakın zamanda bunların hepsinden farklı olarak bir Netflix Slam de oynandı. çok konuşuldu dün gece Twitter'da, sosyal medyada. Onun için ve daha ufak bir konu olduğu için Netflix Slam'le başlayalım istersen. Evet. Yani e, gerçekten arenanın doluluğunu görünce özellikle öncesinde işte bu antrenman paketleri Nadal'la bir saat tenis 150 bin dolar falan gibi şeyleri görünce baya yani böyle Las Vegas'ta böyle bir etkinliğin bu denli bir etkileşim yaratması beni bir an pozitif anlamda şaşırttı ve beklentiye soktu. Ha tabii e, bu arada Netflix'lem tek maçlık bir gösteri e, etkinliği. E, Netflix'in ilk canlı spor yayınıydı. E, bundan önce canlı spor yayınları hiç olmamıştı. E, sanırım bir ödül törenine gösterdiler 2 3 hafta önce. Böyle canlı işini deniyorlar ve e, iddialı bir işle e, spora da girdiler. Nadal'la Alcaraz Las Vegas'ta bir gösteri maçı yaptı. Tam Amerika işi. Las Vegas'ta onların böyle gösteri e, spor etkinlikleri çok olur. Şarkıcılar gidip orada e, aylar boyunca konser verirler. Tam o ayarda bir şey. Bütün ünlüler gider onları izlemeye. Boks, boks maçları. Izle Aynen boks maçları. Bütün o tek böyle e, eskiden de olan bir şey. Yani böyle bah bahisin çok yüksek seviyelerde oynandığı çok büyük etkinlikler. <laughs> Aynen direkt zaten kumar olarak bilinen yer olduğu için az, tam eğlence e, yeriydi. E, bunu da biz de merak ediyorduk. Hani nasıl bir şey olacak? Söylenenlere göre senelik bir şey yapma hedefleri varmış. E, Nadal'ı da merak ediyorduk. Alcaraz'ı da merak ediyorduk. Alcaraz'dan çok Nadal tabii. Nadal Brisbane'dan beri yok. Hem onlar nasıl gelecekler, hem bu nasıl bir etkinlik olacak derken e, izledik. E, birer set paylaştılar. E, o zaten gösteri maçlarının Olmazsa olmazı. olmazı. E, match tiebreak e, formatı getirmişler. Hani oyuncuları çok yormayalım demişler. Üçüncü sette de Alcaraz aldı. Birbirlerine ikram ede ede ede, ede uzadı o match tiebreak. Alcaraz aldı. Bir nasıl başlamak istersiniz? Prodüksiyon mu konuşalım? Oyuncuları mı konuşalım? Çünkü onları da merak ediyorduk. E, Bence genel... oyuncular işin en son kısmı böyle ciddileşmeye başlayabileceğimiz tarafı. E, Prodüksiyon tarafında ben tabii önce bir e, Anıl Klesi olarak eleştiriyle başlayayım. Yani tenisi amaç genel bir kitleye ulaşmaksa bunu Netflix platformundaki pazar günü televizyon başındaki izleyicilere aa burada böyle bir canlı etkinlik varmış bir bakayım dedirtmekse bunun sonuna kadar başaramadılar. Çünkü ana sayfada canlı yayın var, Netflix'lem var. Hiçbir emare hiçbir yerde bana düşmedi ve yani hani bana düşmüyorsa kime düşecek diyorum. Netflix'teki ne tenis içeriği varsa herhalde %80'ini, %90'ını belki de tamamını görmüşümdür. Hani hedef kitle, algoritma, yapay zeka neyse bana bile bunu a bunun ilgisini çekebilir diye yönlendirmiyorsa ve arama fonksiyonuna girip Netflix'lem yazmam gerekiyorsa biraz evet. işin o tabanı kullanma konusunda bir zayıflığı var. Bence ama bu da kasıtlı. Çünkü dediğin gibi ilk defa böyle bir şey yaptıkları için altyapılarına çok güvenmiyor olabilirler. Çok böyle bam 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 platforma duyurmak istememiş olabilirler. Ama o zaman niye bu kadar reklam diye Öyle niye olduğunu sanmıyorum. Yapıyorum? Bence bu... Atlamışlar bunu. Yani. Ama yani büyük yani çerçevede bakınca aslında çok büyük bir sıkıntı değil. Hani çok kolay bir fırsat kaçmış gibi geldi bana. Gerçekten sen insanlar evet. ana sayfada göremediler. Ana sayfaya girdiğiniz zaman direkt oraya bir yönlendirme yoktu. Bilenin izlediği bir şey oldu. Hani bu da Ama bu hani canlıdan ziyade Netflix bunu yapacak ve şu anda hani önerilenlerde de çıkabilir. Çünkü o Netflix'e duruyor sürekli sü evet, evet. duracak. Hani canlı etkinlikten üstüne bir de tekrar izlenebilir kısmı da olduğu için. Evet. Ama bence atlamışlar senin dediğini. Bana öyle geldi. Yani Herhalde öyle. Fakat hani etkinliğin geneline gelince tam bir Amerikan show business. Gerçekten e, yorumcuları çok benim zaten beğendiğim Jim Courier, işte Andy Roddick, Andre Agassi ve Sloane Stevens vardı, değil mi? Dördü. Yok, hayır. O sonucuydu. Başka bir kadın sonuculuk yapıyordu. K ismini hatırlıyorum sadece, soy ismini hatırlamıyorum. E, tamam. Ama o. Stüdyoda işte Prakash Ar Amritaj vardı. Androdik ve şey, vardı pardon. Evet. Roddick ve Andre Agassi ile beraber stüdyoların dışında e, yorumcu kısmında bir de Patrick McEnroe vardı. Evet. Jim Carrier ile beraber. Bir de sahada Mary Jo Fernandez vardı. O Mary Jo Fernandez zaten e, gerçekten hani televizyondaki seyir zevki için olayı çok güzel <laughs> renklendirdi. E, orada maç arası yorumlar böyle şey de hoşuma gitti biraz Total'e hitap ederken AB'yi de yakalayayım tarzında her konuya giriyorlar. Bir anda 6-6'da taraf değiştiriyorlar gibi çok basic bir yorum yaparken öbür tarafta hani sen de tweetini atmıştın işte Nadal her zaman 55 pound şeyle gerginlik tansiyonuyla işte raketini yükseklik fark etmek sizin kullanır. Başka oyuncular yer, şey rakım değişince bunu ayarlar falan tarz böyle aşırı gurme bir noktaya da geliyor. Hani o açıdan televizyondaki herkese biraz tat verdiler. Tabii benim favorim her zaman yorumlarıyla endirodik. Hani o da çok keyifliydi. Ünlüleri bol bol getirmişler. Bu tabii Las Vegas'ın olmazsa olmazı. Maç oynanırken işte yorum alma, ve hani Alkaraz'ın yanına oturdu biraz konuştu o bana ben biraz de. böyle 90'ların e, futbol maçları gibi hani Acun'un var ya sahaya koşuyor böyle bacağı kırılmış orada yorum soruyor <laughs> hani biraz onları anımsattı evet. bu, bu bence tabi çok keyifli Hani bir gösterim maçı olarak bence yapılabilecek maksimumu böyle e, çıkardılar şimdi tabi burada kilit nokta ürünün kendisi oraya şimdi herhangi bir A ve B kişisi koysan o etki olmaz. Özellikle Las Vegas en en en'leri isteyen bir platform evet. tabii ki. Dolayısıyla hani bu işi çünkü hepsi çok dedi işte Netflix'lemin birincisi, Netflix'lemin birincisi. Yani bunun hakan senin de dediğin gibi o kadar çok üstüne bastılar ki tekrar tekrar olacağını. Hani orada bir Lever Cup sendromu yaşanır mı? Ee, hani Big 3 gelmeyince ne olur acaba diye. Onu tabii zaman gösterecek. Evet, evet. Oraya daha var zaten hani bence onlar da bir şu anda irdeliyorlardır nelerin nasıl yaptı diye. Benim izlediğim en iyi tenis yayını olabilir prodüksiyon anlamında. Hiç Yayın bu kadar güzel de hazırlanma e, görmedim. Hem görsel anlamda hem bilgiler muhteşemdi. Yani evet. tenis'e bir bu, nasıl bunu da Netflix yapıyor. Breakpoint'in Netflix yapıyor. Biraz şaşırdım çünkü Breakpoint'te Dur, mesela haklı. bu kadar güzel storytelling yani hikaye yoktu. Hani hem Nadal'ı çok iyi hiç bilmeyen bir insanın tanıtacak kadar bilgi var. Evet. Son dönem hakkında bilgi var. Çok güzel grafikler geliyor. Bir de arada işte Agassi ile Alcaraz Back, Behind the Scenes izliyoruz. Evet. Sahne arkasında biraz daha hikaye de var. Ee, ya Ben prodüksiyona bayıldım. Görüntü kalitesini herkes çok övdü. Evet. Yani diğer tenis yayıncıları... Yelizleri kendine gelsinler. Biz buna alıştık. Şimdi bu, bu, yani bence Lever Cup özellikle ve buna bu, bunun gibi olmaya çalışan Grand Slam'ler belki Avustralya Açık e, grafiklerinde e, yayın kalitesinde ve genel olarak prodüksiyonunda hani bunu örnek alacaktır diye düşünüyorum. Ben bayıldım. Yani böyle çok kaliteli bir şey izliyor hissi en başından sonuna kadar görsel anlamda vardı o maç önü müthişti. o dörtlü çok iyi anlaşmışlar bence aralarında evet. çok iyi konuştular maç sırasında o gitti ne yazık ki çünkü Agassi susmadı Jim Courier Agassi'yi susturacağım derken o da konuştu Patrick McEnroe da bilmiyorum artık bir yarışa mı girdiler bunlar tabii işin yani artık yani kreması hani o çok önemli değil bir de o kadar sunucu koyarsan Hepsi çok birer cümle da. kursa zaten. Evet. Enderolik zaten hiç konuşmadı uzun süre. Evet. İyi ki konuşmadı. Hani orada bence biraz kendini geri çekti. Ya da bilmiyorum belki onlar maç önü evet. oldukları için. Ee, tenis tarafına gelirsek de ben biraz daha eğlence bekliyordum açıkçası. Hani gösteri maçı dediğin şakalaşma, daha çok bacak arası vuruş, seyirciyle bir işte bol top toplayıcıya raketini verip sen oyna bu oyunu falan. Hani biraz daha onu bekliyordum. Onu yapmamayı tercih etmişler. Belli ki o senaryo öyle yazılmış. Çünkü daha ilk evet. sayıdan çok uzun sayı oynadılar. Alcaraz orada gülüyor gibi oldu. Nadal evet. acayip ciddi olunca Alcaraz da bir ciddileşti. Bence öyle bir konuşmuşlar çıkmadan. Hani bir bu yerde, maç böyle oynanacak. Bak bir yerde bir şey yakaladım. Tam böyle e, Nadal bir sayı aldı. Böyle yumruğunu havaya sıktı. Böyle falan yapacak. Sonra bir suratı böyle... Ulan ben ne kaza geliyorum ya böyle falan tarzı bir, ben ne, ne saçmalıyorum ben burada role kendimi fazla kaptırdım <laughs> gibi böyle kendinde bir evet. ayılma oldu <laughs> ama e, çocuğu arka hemen ön sırada hmm. evet. e, eşi kardeşi babası falan e, çok görmediğimiz sahneler olduğu için güzel bir içerik bence genel olarak yani e, şöyle bak buradan tabii daha çok fazla şey türetilebilir özellikle bu show business tarafında özellikle Amerikalıların tabii bu all star eventleri falan da çok evet. böyle şovu da içine katıyor evet. ya yani buraya sadece iki ismi getirip iki saat onları böyle bir e, şeyde e, hayvanat bahçesinde bir kafese koyar gibi karşılıklı oynatıp izletmek yerine böyle bir ortam varken ve bence burada hani Las Vegas'ın yayıncılık konusundaki tecrübesi de özellikle muhtemelen kamera altyapısı, yayın altyapısı falan da çok iyidir. Hani bu kaliteyi sen atıyorum bir ATP turnuvasında bir işte Antwerp'te vesaire böyle bir altyapıyı da bulamazsın bu arada. Yani o yayıncılığı yapmak için de arkada çok geniş bir yatırım ağı da olması gerekiyor. Ama bunu daha böyle günlük bir event'e dökmek için, daha fazla oyuncuyu katmak için ...böyle bir e, yetenek yarışması... ...skill games, hani All Star'daki... ...üçlük yarışması vesaire gibi... E, evet. ...şeyler gelse... ...ve orada böyle işte... ...ilk ondaki on 10 isim olmasın da... ...işte metiyorum en iyi... ...servisçi, en iyi... ...servis kıran, yok işte bilmem ne yapan... ...böyle uyduruyorum şimdi... ...bir şeylerden yapılsa... ...çünkü bunun bir tiyatro olduğu... ...çok bariz ve zaten... E, ...hani oyunun... Ve hani buradan sadece aa ne kadar hareketli iyi hareket ediyorum falan şimdi Nadal sakatlığı özelinde veya e, Alcaraz'ın ayağını burkması özelinde bunları yorumlayabiliriz. E bir o bile bence olmaz. Ya yani ben buradan teknik e, ya da böyle fiziksel bir yorum çıkarılabileceğini sanmıyorum. Öyle Çünkü, bir tempo e, yok. Bir de akım 2000 metre. Yeni e, ya ondan da ziyade orası bir tenis kort değil. Sabah orayı sermişler. Evet. Hani, hiç de güzel gözükmüyordu. Yeni şey sıvanmış asfalt gibiydi orada. Ben sanmıyorum e, o korta güvensinler. Takılıp düşülecek bir korta benziyor doğrusu. Onun evet. için bence hiç e, o toplara girmemişlerdir. Ama yine de ona rağmen güzel sayılar. izlettiler E Yani bir holstar'da da e, ne olur 150'ye 130 biter atıyorum. Yani defans çok ağırlıkta olan bir şey değildir. Daha işte işin evet. biraz show tarafıdır. Hani o tarz bir şey olsa o zaman şeyden biraz da çıkabilir. İlla A ve B kişisi geliyorsa ...eventin talebi... 1 milyon. Onlar yoksa... ...on bin e, evet. gibi bir şeyden de... ...çıkabilir. Tenisin buna çok ihtiyacı var bence. Özellikle tur finallerinin... E, ...böyle bir şeye... ...evrilebilir olması bence de... ...güzel olabilir. Tabii takvimdeki yeri... ...dünyada evet. turnuvaların nerede oynandığı... ...vesaire. Ama... ...böyle bir şey iyi yapılacaksa tabii ki bir Amerikan organizasyonu tarafından en iyisinin yapılacağı da bence e, aşikar. Evet. Ve hani burada güzel bir e, ilk enerjiyi aldıklarını düşünüyorum. Yani burada ekmek var algısı bence gelmiştir. Fuldü çünkü yani orası. Ana baba günüydü ve biletler zaten... bilmiyorum ama ucuz değildir yani. 50 yani, dolar evet değil bu biletler. Öyle yani. etkinlikte boş bırakmazsın zaten tribünü. Hani satamazsan insan doldurursun oraya. Amerika'lılar o işi de iyi bilirler. Atmosfer gerçekten çok iyiydi. Netflix'te izleyebilirsiniz. Kaçırdıysanız. Evet. Ben de izledim ve de üyeliğimi bunun için bekletmiştim. İptal edeceğim bugün. Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. bunu Bunun için bekliyordum. Benim çünkü Netflix'im yoktu bırakmıştım. Bence e kalite bayağı düştü. Neyse bu konuya girmeyelim. <laughs> Deseydin verirdin benim account. Ama o da kalmadı ki aynı modemden izleyebiliyorsun artık. Onu kaldırdılar. Vallahi için... bi... ben sana bir şey söyleyeyim. <laughs> birimiz Dubai'de nazar değmesin. Birimiz Türkiye'de, birimiz <laughs> Almanya'da biz. <laughs> Türkiye'de de Ankara, İstanbul, Dubai, Düsseldorf. Dört hat. Nasıl? O birkaç ay önce de işte Türkiye'de devam ediyorsanız güzel bir tesadüf diyelim evet, ve de ATP biz... e, turnuvalarına geçelim istiyorsan. Nazar. Evet. Evet. ATP'de <laughs> 3 tane turnuva oynandı. Dubai ile başlayalım. Dubai'de değişik hikayeler var. Burada Medvedev'in geri dönüş turnuvasıydı. Avustralya Açık'tan evet. beri ilk kez oynadı. son şampiyon oydu. Son finaliste Rublev'di. Kendileri yarı finalde kaybettiler değişik şekillerde. Hugo Amber Sasha Bublik'i 6-4, 6-3 geçti ve şampiyon oldu. 14 numaraya yükseldi. Sana bir sorun var. Geçen sene Hugo Amber'le alakalı söylediğini hatırlar mısın? Kendisine tatlı su tenisçisi gibi <laughs> tabirlerde bulunmuştun. <laughs> Hala böyle mi düşünüyorsun? Ama sene başında Avustralya açıkta da e, servis performansının etkinliğinin oyununa yansımış şeklinde övmüştüm. İkisi de evet. benim yorumum. Ama... Evet. Hangisine e... daha yakınsın şu anda? Ortadayım çünkü ben <laughs> hala hala oradasın çünkü 14 numara oldu adam. Gidişat olarak özellikle sert kortta gerçekten güzel bir tenis oynuyor, oyununda karıştırıyor, servislerinden çok kolay puan da çıkarabiliyor, gücü de arttı. Bunun istikrar seviyesini bence biraz görmek lazım. Fakat o bir ilk sıçrama yaptıktan sonraki Tökezleme dönemi ve büyük rakiplere karşı çuvallama eşiğini e, aşıyor bu sene görünüyor. Fakat Bence bir süredir var. Çünkü ile bu mesela dördüncü maçıydı galiba. Üçüncü evet. galibiyeti dört maçta. Hani e, geliyor bir süredir. E, bir sakatlık geçirmişti. Geçen sene geri dönüşünde en üst seviye challengerlardan arka arkaya toprakta kazanmıştı. E, Çim'de Hale'yi çok iyi bir e, şekilde kazandı. 3 sene olacak şimdi artık tabi e, sert kortta da bunun da e, neler yapabildiğini gösterdi Medvedev'den sonra bu de ikisini de çok böyle klinik seviyede oyunlarla geçti e, 6'da 6 yapan sadece iki erkek var evet. e, Hugo Amber dışında Ernest Gulbis ve Martin Krijan onlar da ilk 6 finallerini kazanmışlar 7'de kaybetmiş ikisi de yani Hugo Humbert bir tane daha kazanırsa Tarihe geçecek ilginç bir şekilde. Hiç kimsenin o Federer'lerin, Nolar'ların, Djokovic'lerin yapamadığı bir şey yapmış olacak. E, ve kendisi hurkaça karşı 3 maç sayısı da çevirdi turnuva içerisinde. Onu da söyleyelim. E, Çok müthiş, büyük maçlar kazandı. Performans. Yani Dubai'de kolay bir turnuva da değildir. E, her zaman katılımcı listesi yoğun ve buraya gelen oyuncular genelde motive'dir. E, hani hava sıcaklığı vesaire olarak da çok böyle tenisçilerin gelmeyi ve oynamayı sevdiği bir dönemdir. Dolayısıyla e, iyi bir e, ATP 500 kupası bu. Evet. Herşeyi de geçti. Bir de ilk turda da geçti. Daha geçen hafta kaybettiği Gael Monfils'i geçti. Hani böyle iyi toparladı gerçekten bu hafta. Her şey üst üste geldi onun için. Çok iyi performans. Ama Umberi bir sonraki ilk 10 Fransız tenisçisi deselerdi inanmazdım Oraya doğru gidiyor ama dediğin gibi yani bir iki daha kupaya bakar bu sene. Çünkü evet. o kadar da tek one hit wonder böyle bir iki turnuvadan gelen yoğun puanla gelinmiş bir şey değil. Baya oynadığı turnuvalarda çeyrek yarı göre göre düzenli bir şekilde geliyor. Evet. Bir de çok iyi silahları var. Solak. O Solak servisi çok iyi kullandı Medvedev'e karşı. Medvedev bir şekilde hiçbir şekilde o Avustralya finalinde yaptığı returnleri önde karşılamaya tercih etmedi. Ee, en arkalardan vurdu. E, Amber de onun da işine geldi. Ve yarı finalde onu geçti. Finalde de Bublik'i geçti. Bublik de e, kariyer sıralamasında. O da 20 numaraya yükseldi. Onu da bu sene daha ikinci final... Ya, o arka arkaya set geriden gelip kazandığı e, Montpellier olması lazım. Fransa'daki turnuvadan sonra burada da e, finale yükseldi. E, tabii en çok konuşulan maç yarı finaldeki Rublev maçı. E, Rublev maçının detayına girmeden önce çok kısa bir bubliye de değinmek lazım genel olarak sezon için. Bence tenisinin seviyesinin yüksek olduğunu ve aslında üst düzey bir tenisçi olabileceğine olan inancı geldi. Tabii yine bubliklik yapsa da arada. E, çok daha ciddi ve disiplinli bir tenis görüyorum ben publikte Evet eskiye kıyasla çok az yapıyor dediğin publikliği Yani Eskiden çok yapardı Bu da mesela bacak hareketliliği oyun konsantrasyonu Bunlar çok çok ilerleme kaydetti ve özellikle sert kortlarda çok rahat yarı finaller görüyor finaller görüyor evet. Bu da ona itici bir güç olacaktır. Eğer evet, bak, ki şöyle bir istatistik var. Roland Garros'tan beri 4 kupa kazanan 3. kişi olacaktı. Kazansaydı. Diğer iki kişi Djokovic ve Siner. Evet. O yapamadı. Ondan bir gün sonra bunu hatta o akşam Baez yaptı. 4. Dör, kupasını kazanır Roland Garros'tan beri ama hani böyle çok sayılı bir grubun içinde olacaktı. Kazanıyor artık. Hani Evet. o Instagram'a he, he yazıp <laughs> o kazandığı turnuvaların şeyini fotoğraflarını <laughs> paylaşmanızın sayısı çok arttı. Evet. <laughs> <laughs> bu sefer almost he he yazmış <laughs> ee, final final bir finalist bitirdiklerinde böyle paylaşıyor kendisi ee, ilginç bir değişim psikolojik anlamda kesinlikle ve bunu bence daha kariyerinin iyi bir zamanında yaşadı umarım e, antrenman disiplini de bu maç disiplinine yansır da işte Kirgiosun o e, disiplinsiz antrenman yapısından dolayı gelen daimi sakatlıklar Kokinakis Kirgios ikilisinin <laughs> burada e, böyle bir engelle karşılaşmaz. Yoksa istemek evli var bir de vücudu buna her evet. gün hazırlamak var. Evli barklı adama yakıştıramam. O kadar sağsaklı diye düşünüyorum. <laughs> Eşini bol bol gösterdiler Dubai'de. Bu hafta maçlarında. Ne evli barklı adamlar var Gökalp. Bu dünya böyle mi? Evet. <laughs> Bakalım hangi yoldan gelecek Nadal Lik... kaç yaşında evlendi bana söyle. <laughs> Pratikte. <laughs> tabii o da doğru. <laughs> evet Andrei Rublev. Kendisi yani çok ilginç. Ee, bilmiyorsanız bir tabi evet. artık bunu bilmeyen de az kalmıştır çünkü tenisi aşan bir haber oldu. Ee, Alexander Bublik ile yaptıkları yarı final maçında üçüncü sette 5-5 40-30'da Bublik servis atıyor e, oyunu işte rally yapıyorlar ve bir sayıyı kazanıyor ama rally içerisindeki bir top Bublik'in topu çok yakın düşüyor çizgiye. E, oyun devam ediyor. Hakem dışarı demediği için. Sayı bittikten sonra Bublik çıldırıyor ve çizgi hakemine gidip bağırıyor. Böyle 2-3 saniye falan bağırıyor. Ama bayağı çizgi hakeminin o önündeki reklam panosuna kadar gidip Elinde raket adamın suratına suratına Şöyle bağırıyor. Böyle mesafedeler yani biraz daha gelse dudak dudağalar. Evet herhalde böyle bir yarım metre falan mesafe var aralarında. Sonra da çok uzatmıyor. Bence da farkında olarak gidiyor yerine oturuyor. Sonra bakıyoruz çizgi hakemi diğer yanındaki çizgi hakemi geliyor sandalye hakemine. Ve anladığımıza göre e, diyor ki ben Rusça biliyorum ve e, çizgi hakemine küfretti. E, İngilizce sonra duyuyoruz. Çünkü süpervizör de geldiğinde o hakeme söylediğine göre bu Rublev diğer hakeme fucking moron gibi bir şeyin Rusçasını Rusçası. söylemiş. E, oradan sonra direkt olarak diskalifiye kararı çıkıyor. Sonra Rublev çıldırıyor. Nasıl ben diyor ilk, baş, ilk ilk olarak diyor ben İngilizce konuştum diyor. Gerçekten bu arada bağırdığı kısım İngilizce. Ama sessiz söylediği bir kısım var. Orayı duymuş o, herhalde. Çünkü %100 eminim diyor süpervizörün sorusuna çizgi hakemi. Evet diğer çizgi hakemi. Evet ben %100 eminim böyle dediğine diyor. Ve de süpervizör orada diyor ben evet diyor. Burada karar verildi. ...itirazlık bir durum yok. Ve de orada Bublik'in ben oynamaya devam edebilirim. Devam edelimleri falan tabii. Havada kalıyor ve maç 6-5'te bitiyor. Yani şu, sana yorumu bırakmadan önce şu ilginç şeyi de söyleyeyim. Maçın e, bağlamını da e, Rublev maçı bitirmeye çok yakındı ve o kadar fazla sefer yakındı ki hani bu biraz böyle e, kaynayan su gibi yaklaştı. İkinci set Tayyip 5-3 öndeydi. hani Maçı iki sayı uzaktaydı orada. Sonra kırdı direkt Bublik'in servisini. Bu arada Bublik kendisi zaten bir çıldırmanın eşiğindeydi. Çünkü yeni topların geleceği oyunu hakem Bublik'e yanlış söylediği için bu bir kendini ona hazırlamamış bir şekilde ve 3. setin ilk oyunu kırdırıyor eski toplarla oynuyor ve direkt kırdırıyor ve orada raketi ben hayatımda bu kadar paramparça olmuş bir raket görmedim kırdırıyor <laughs> servis kırdırıyor ve raket kırıyor sürekli ha hakemle konuşuyor süpervizörle konuşuyor hani kafayı yemek üzere oy olan Bublik aslında maçta ve sonra Rublo 3 ayrı oyunda double break'e yaklaşıyor 0-2'de 0-40 yapıyor galiba 1 3'te 15 30 yapıyor. 2 4'te de 0.40 yapıyor. Hepsini kurtarıyor bu e, 5 5 30 30 da artık çıldırıyor ve orada e, birden uzun süredir görmediğimiz uzun süredir derken de işte UTS'te bir görmüştük. Bir de ondan önce Şangay'da bir fotoğrafçıya bağırmıştı birkaç ay önce. Orbio açığa çıkıyor ve sonra diskalifiye demek bütün puanlarının ve para cezasının gitmesi demek. Ama burada bir durayım çünkü o değişti. Sana yorumu bırakayım. Evet, yani tabii ki sonradan alınan kararı üstüne konuşuruz tabi. Ona e, orada gelmeden da bir önce itiraz ediyor. onu da söyleyelim hadi. Problemi evet. itiraz etti ve e, para cezası verildi ayrıca ama para ödülünü ve puanlarını almadılar. Yani e, kaç e, 36 bin dolar para cezası evet. verildi ama kaçtı e, 88 80... bin dolar kazanmıştı evet. turnuvadan e, 200 puan belki puanını mı da artık artık belki puanı daha çok önemsiyordu. Yarı tamam, ee, final puan. sıralaması gidiyordu. 5'ten düşüyordu. 5'te kaldı şimdi. Evet, ATP 500'lükte e, yarı final 200 puan. Onu da kaybetmiş olacaktı. E, tahmin edilene göre hani fucking kısmını dememiş. E, bundan dolayı ki orada demedin diyor. Gerçekten de bak yemin ediyorum diyor. Onu ben o kısmı söylemedin diyor. Hani diğer kısmı söylemiş belli ki. Zaten Twitter'da da Rusça konuşanlar ya da Ruslar söylediler. O diğer kısmı duyduk diye. ...böyle bir durumdayız. Bir ee, sana sözü bırakayım... ...sonra da sosyal medyadaki tepkileri de biraz konuşalım. Ben şaşırdım. Tamam. Çünkü... Ya tabii konu çok büyüdü. Ki büyümesinin haklı tarafı da... ...zamanındaki... ...Zverev olayına ben... ...tabii o direkt hakem sandalyesine... ...raketiyle vurmuştu ama... ...burada da... ...bir hakeme... ...fiziksel zarar vermeye kadar... ...çok yaklaşmış bir durum var. Ve bence... Zaten hani teniste bu hakemlerin bu kadar korumasız kalması zaten uzun süredir hani hep böyle olaylar geldikçe ki özellikle Kirgöz, Zverev işte bazen Medvedev de çıldırıyor vesaire. Bu tarz adamlar bu işi çok ileriye götürünce hakemler böyle niye kurbanlık koyun gibi bırakılıyor ve burada hani kimsenin yapacağı bir şey yok. Bu ATP'nin, WTA'nin, ITF'in yükümlülüğünde ve yönetmesi gereken bir kurallar silsilesi diye konuşuyoruz. Yani bu kadar bir hakeme bağırmak bence sonuna kadar yanlış ve hani böyle bir iletişimde olmak Hani de bunun derecesi konuşulur ama diskalifiyeye gidebilecek bir şey yani küfür olmasa bile, ee, çok ciddi tabii ki evet. uyarı vesaire bunların hepsi geçilip direkt diskalifiye gidildiği için hiçbir temas olmadan burada kurallara göre de bir varsayım var. Çünkü evet, herhangi bu arada şey diyor. E kaba ve bek çok edici bir tutum. Yani böyle Türkçeye de tam çevirmek zor ama e, hani çok yoruma açık. Süpervizörün yorumuna özellikle ve evet. sandalye hakeminin yorumuna göre eğer çok çizginin dışında bir hareketse bu direkt olarak diskalifiye sebebi olabiliyor. Evet. Ama işte dediğin gibi gri bir alan ve e, herhangi bir şekilde sonrasında ya gerçekten bunu dedi mi e, bir bakalım kameralar var, görüntüler var ne olacak durdur maçı 2 dakika zaten durmuş zaten ortalık yangın yerine dönmüş bak hakkaniyetli bir şekilde değerlendir e, öyle yap bu disk şey diskalifiye kararını vereceksen de en azından sadece söyleme göre değil yani bir insanın söylemine göre ben duydum ettim günümüz dünyasında böyle hareket etmek artık şeyde bile park cezası keserken bile arabaya fotoğrafını çekip yolluyorlar sana kanıt olarak karşın buraya park etmişsin diye itiraz edemezsin. Yani bu kadar e, kamera varken hiçbir şekilde buna bakmamak bence e, bir e, süpervizörlük hakemlik hatası. E, ama biraz da şey durumu var. Adın çıkmış 9'a inmez 8'e. Yani Rublev o kadar çok öfke nöbeti paylaşıyor ki yaşıyor ki kortta ee, bir yerde bunun ona patlayacağı da belliydi. Hani ister istemez insanların hafızasında onlar yer ediyor ve bunlar da karara bilinç altında da olsa e, etki ediyor. Bilinç altında olduğunu sanmıyorum. Bence hakemler direkt olmaz mı? Harganı da konuşurlar yani oyunculara. Bu oyuncuda böyle bir şey var. Hazırlıklı olun diye hani ya yani bilmiyorum teniste Doğru belki böyle olmuyordur ama kendileri hazırlanırken böyle yani public maçına çıkarken, kirgiosa çıkarken illaki hakem kendini hazırlıyordur. Bir pislik yaparlar. Bir kura yaparlardı. kitabını tekrar okumak zorunda kalıyordur. Cezalar neydi bir bakayım diye. Evet. Değil mi? Ben nerede neydi? Doğru söylüyorsun. Hani ben çok en naif şekilde diyorum hani hiçbir şey çok sıfır önyargıyla çıkmaya çalışsa bile e, yani biliyorlardır durumları. Evet dolayısıyla bunun da tabi bir sonucu. Ama yani neresinden bakarsam bak. Hem Rublyov hatalı hem karar verme şekli hatalı. Sonrasında belki de en doğrusu biliyor musun? <laughs> ya biz burada ölçüsüz bir karar vermişiz deyip onu geri almaları. Ama o geri alış da yapılış şekli itibariyle ve zamanlaması itibariyle de iyice karıştırıyor ortalığı. Böyle evet. bir çorbaya döndü iş. O yüzden de senin de dediğin gibi sosyal medyada tabii yorum yorum üstüne artık. Evet burada yani emsal üzerinden ilerlenmesi mi gerekiyor bilmiyorum. Çünkü buna çok benzer şeyler yaşandı teniste. Hani ona bakıp bir sakin kafayla e, süpervizörün belki düşünmesi gerekiyor. Hani böyle durumlarda ama e, ben şey tepkisini sevmedim sosyal medyadaki işte mutlaka e, elektronik hakemlik gelsin ya burada hırsızın hiç mi suçu yok? Hani burada adam orada çalışan bir insanın suratına gidip e, hayvanmış eşekmiş gibi yani eşeğe bağırmasın öyle bağırıyor. Yani şimdi Rublev çok iyi bir insan böyle öyle durumlar dışında çok seviyor herkes. Biz de öyle çok sempatik bir çocuk işte çok iyilikler yapıyor herkesle arası çok iyi hatta bazıları da neden iyi diye düşünüyoruz neyse <laughs> e, çizgi hakemine gidip böyle bağırınca <laughs> bunun abi. bir anlamı kalmıyor. Evet. Yani o adama neden gidip böyle bağırsın o da işini yapıyor Hani bir tane hata yapmasının karşılığı Tabii o da bir hata yapıyor burada ceza ne olabilirdi hani orada tabi diskalifiye yerine atıyorum oyun cezası olabilir miydi evet, ki oyun hadi cezası ben maçı oyun bitiriyordu cezasını. bu arada evet. 6-5 olduğu için oyun cezası da maçı bitiriyordu ama mesela Serena buna çok benzeyen bir şeydi ki Serena zamanında kadınlara bu çok oluyor demişti ki Bence haklıydı çünkü erkekler bunu çok yapıyorlar. Katılıyorum. Yani Zverev'in sandalyeyi kırması, Pliskova'nın sandalyeyi kırması bence sonraki turnuvalarından men gerektiren şeyler olabilir. Hani evet. o, o, tarz hareketlerde Fiziksel şiddet vardı hakemlere. Sonraki yani turnuva mesela. da değil. Belli bir dönem komple diyebilirsin ki iki ay. Ha, ben çok az gittim. Hani ATP'ye, e -E, -E WTA'ye oyuncular o kadar da, dava açacak kadar da şey olmasına. Çünkü bunlar da sonuçta çalışan değiller ama bir şeye imza atıyorlar. Evet. Ee, çok ilginç bir durum. İyi ki oldu böyle bir şey. Çünkü onun için de umarım tutarlı olarak uygulanır. Çünkü bizim en çok şikayet ettiğimiz şey tutarsız e, kural uygulamaları. Evet. E, çünkü insanlar diyorlar ki, yani burada bu yapıldıysa başkasına neden yapılmadı? Haklılar. Yani buna diyecek hiçbir şey yok. Gerçekten de buna benzeyen her şeyde aynı şey, aynı şekilde o zaman faturalar kesilsin oyuncular hakemlerin suratına gidip böyle aşağılar mı çıkmışçasına gidip bağırınca. Ama e, Serena mesela o maçlarda ihraç olmamıştı. Evet. Kademe kademeyi seçmişlerdi orada. Hani e, puan, oyun e, diye devam etmişti. Yanlış ya, hatırlamıyorsam. bu arada bu kural kitapçıklarının zaten sadece bence teniste de değil genel olarak hakem yorumuna çok fazla alan bırakan konuları e, çok çok subjektif bir şekilde değerlendiriliyor. Duruma göre, ortama göre, portun ambiyansına, seyircinin durumuna göre, evet. ön yargılara göre. Dolayısıyla ben esasında böyle hani şey bu açıdan en çok basketbolu doğru buluyorum. Ya yani adamlar berbat maç yönetiyorlar. Skandal kararlar alıyorlar. Ama oyuncular gidip 10 kişi onun etrafında toplaşıp bağırıp çağırmayı biliyor ki o anda konuşsa daha çok başı yanacak. Susuyor devam ediyor. Yani bunu bilen adam zaten o bağırma cesaretine hani bu psikoloji vesaire açıklanacak bir şey değil. Yapamayacağını bilse zaten yapmayacak o. Evet. Yani uçakta 10 saat sigara içmiyorsun. Ha, bu da öyle bir şey yani yasak olduğunu bilince durabiliyorsun ölmüyorsun yani hani susabiliyorsun. Evet. Biliyorsun. evet bütün Ruslar Indian gitmişler bu hikaye burada kapandı. E, para de aldı Andrei. Medvedev ve Haçanov'la beraber aynı uçakta e, aynı sırada görülmüşler. Medvedev de geri döndü. E, Gilles Simon'la beklenenden erken başlamışlar. Ama henüz o formda değil gibi. Hani servis özellikle çok böyle e, evet. domine edecek bir durumda değildi. Çok uzak. E, normal servis performansından tabii ki. Ama ben hani açıkçası Medvedev'in bu tarz e, hani geri dönüş dönemlerinde zaten momentumunun biraz yavaş yavaş ilerlediğini düşünüyorum. Hani o yüzden açıkçası direkt bir kupa beklentim yoktu. Evet. Akapulko'ya geçelim istersen. Olur. Dubai'de çünkü Rublev sağ olsun bayağı zaman harcadık. Evet. Akapulko'yu Deminor kazandı. Hani Meksikalı İsanız tabii ki onlar bu ismi İspanyolca olduklarını bildiği için Deminyavur diye anons ettiler şampiyonu. Arka arkaya şampiyonları hem de. Finalde Kasper Ruh'da 6-4-6-4 geçti. İlk kez unvan korudu. 16. finalde 8. şampiyonluğu sisi e, pası ilk defa yendi. Bir tur maçında. 9-0 gerideydi. Eleme yani. maçlarıyla falan daha da fazla gerideydi. Hani çok yaşıtlar. Next Gen'den, Junior'dan falan maçları da var. E, ama ATP 500'lerde 2023 başından beri en çok galibiyet alan isim oldu 25 maçla. Arkasından 23 maçta Siner ve Medvedev geliyor. O da böyle bir sezon geçiriyor. Hani Rublev'un 2020'si vardı. 2020-2021 500'leri kazanıp evet. duruyordu. Demin orada çok iyi gidiyor bu anlamda. Ee, burada şampiyon oldu. Diyor. O, yine şampiyon olmuş. Yok final ölmüştü Rotterdam'da. Final oynadıktan sonra Papartopar Los Cabos'a gelip kaybetmişti. Daha büyük turnuvayı Acapulco'yu kazanmış oldu. Evet yani ben burada açıkçası e, deminörün performansını abartmamaya çalışarak Rublev'den ziyade Siner'e daha çok benzetiyorum. Çünkü oyununa bir şeyler katarak bu seviyeye geldi. Yani sadece yaptığı şeyleri daha iyi yaparak değil, özellikle vuruş gücünü arttırdı, servis etkinliğini arttırdı ve Abi, inanılmaz bir e, baskı kuruyor. Defansı zaten çok etkiliydi. Servis oyunlarında da çok daha fazla kolay puan çıkarınca e, birçok oyuncuya karşı zaten siklet olarak direkt öne geçiyor ve daha hızlı maçlar kazanıyor. Maç uzun sürse bile işte servis kırma fırsatı az yakalayınca e, yine de çok daha e, rahat ve hani maç evet çekişmeli gidiyor ama sonunda deminör alır hissiyatını yapıyor ki bu turnuvada da e, bunu gördük özellikle skor anlamında da çok net skorlarla rakiplerini geçti e, çok kolay kolay servis kırdırmadı disipasyar haricinde. dolayısıyla hani burada gayet istikrarlı bir seviye atlaması görüyorum ve hakikaten artık ilk onda daha sabit bir yeri olacağını e, inanıyorum baya oyununu beğeniyorum ve herkesi çok daha fazla tehdit eden bir oyuncu haline geldiğini düşünüyorum. Ki bu yani, turnuvada kolay bir turnuva değildi. Bayağı e, de biraz, bir hikayeler yazdı burada. biraz tersini söyleyecektim. Çünkü yani Acapulco için yendiği isimler Taro Daniel, Ofner, Sisipas, Jack Draper 3. sette 4-0 gerideyken çekiliyor ve finalde Casper Ruud. Hani Acapulco'yu birkaç senedir işte Nadal'ın inanılmaz performansı. Nadal Medvedev finali izledik biz 2022'de. Ondan önce Kirgios falan e, oynadığı zamanlar, e, işte Zverev'in çok iyi oynadığı e, seneler var burada falan derken yani çok bir şey almayalım çocuktan ama hani bence Acapulco ortalamasının biraz altında bir e, liste oldu. Ama onun kendi hikayesi yani basa karşı çok kötü bir head-to-head -head var sonuçta. Hani onu evet. da geçmek bile. Jack Draper inanılmaz iyi geliyordu. Yani 3 tane rahat maç kazanmıştı. Evet Sonra sakatlıktan çekilmiş. O da bu arada 37 numaraya Kariyer sıralamasına yükseldi Jack Draper'da. Demi içinde için de iyi bir performans. Kasper Rudd'u da konuşabiliriz Demi Nor'a ekleyeceğim bir şey yoksa. Hem Kasper Rudu hem de bence Holger Rune'yi de burada konuşulmayı hak eden bir performans gösterdi. Ama Kasper Rudd özelinde böyle bir rakımda bile... Bekendinin çok aşırı sırıtmaması bence sert kortta çok önemli bir gösterge. Burası Deniz. A doğru her hafta şaşırıyorum bunu ya pardon. Guadalajara biz bitirdi. Evet gerçekten orada kaldım ben 2500 metrede. <laughs> gerçekten şeye bakıyorum oynadığı maçlara bir hani kendi de dedi ya biraz daha böyle kendimi hamam böceği gibi görüyorum. Ee, sürekli skor durumu ne olursa olsun maçta kalmaya odaklanıyorum ve bir şekilde fırsatın bana gelmesini bekliyorum diye. Yani Rune maçında söyledi. Rune maçında son sette Rune hem 3-1 hem 4-2 öndeydi. Kesinlikle ee, ve aslında işte orada yaptığını Deminor'a e karşı yapamadı. Çünkü Deminor'a e karşı e, ikinci sette de e, servisi ilk kıran taraf olabilirdi e, ve hani bu tarz fırsatları kaçıran taraf oldu ama orada biraz da Deminörün oyununun ters gelmesinin de alakası var. Deminör çok atikti, çok çizgiye yakındı ve çok fazla baskı kurdu. Evet. bu ama tabi Rune, çok Rune'nin o yarat. maçı kazanması gerekiyordu. Yani Rune yine kramplar geçirmese o maçı alacaktı bence. Rune çok her şeyi daha... çok daha doğru yaptı. Katılıyorum. O yüzden zaten Rune konuşulmayı da hak ediyor dedim. Ya bir de sert korta çok daha uygun bir oyunu var. Ee, yani yani hala böyle topları düzleştirmiyor. Yani bekentinde hmm. hiç görmüyorum neredeyse. Forent'in de çok nadiren backhand ama bu hiç... şöyle havaya doğru direkt hani evet. öne doğru bir hareket çok. Yani, yani bence eskiye göre çok az kaçırıyor bekenti. Ama atak ya yani bir silah değil hala. E, Forent'te de hala toprak dışındaki yerlerde Forent'i böyle çok büyük bir silah gibi gözükmüyor. E, yine de e, nasıl yapıyor bilmiyorum. Ben çok saygı duyuyorum Kasper Ki bence Kasper sosyal medyada falan bu kadar böyle sevilmemesinin bir sebebi aslında çok yüksek bir sıralamaya çıkması. İki, işte iki sene önce dünya bir numarası maçına çıkmıştı. Olmak üzereydi evet. Ya yani belki de gerçekten o, o tenis çi yani, yani şanslı bir döneme denk geldiği için olabilir. Evet, o tenisiyle 2-3 evet. numaraları belki hak etmiyordu. Ama sürekli kendini geliştiriyor. Ee, ya yani Baya bence komple iyi bir oyuncu. Hani 250'den başka turnuvası yok. Ama bu adamın 3 e, tane Grand Slam finali var. <laughs> hani on, onları da görmezden gelmemek lazım. ve Biri sert zeminde sonuçta. Evet bu adam evet. sert zeminde final çıktı. Tabii ki çok faktör vardı. O turnuvanın da bir sürü Kaçanoğlu ayrı bu, konusunda. Berrettin iyi geçmişti o turnuvada. ya yani zorlu iki isim sert kort için. Evet. Ama işte dediğim Burada Rune, Eubanks, Lajovic belki de en etkileyici galibiyeti Ben Shelton'a geçti. Kasper Ve o evet, maçta evet. böyle basit hatası yok gibi bir şey. Acayip bir maç. Ki Ben Shelton'ın da servis performansının çok sallandığı bir maç değildi aslında. Yani orada e, dirayetli kalması gerçekten mental olarak bazı şeylerin değiştiğini gösteriyor. Çünkü biz hani özellikle büyük maçlarda biraz inanç konusunun hani oyuna direkt yansımasa bile mental olarak hareketliliğini biraz etkilediğini söylüyorduk. Burada ama çok net özellikle hani final için benim en çok dikkatimi çeken fark Deminor çok atik olduğu için özellikle kısa düşen toplarda çok ciddi hızlıca baskı kurup hataya çok çok fazla zorladı Rudo. Hani evet. bunu geri çizgi oyununda kalmak yerine bu da oradaki değişim bu arada. Hani çok uzun boylu bir oyuncu olmadığı için o kadar fileye gelmiyordu. Şimdi baskı kurarak rakibi hataya zorlama amacıyla voley'e geliyor. Çünkü sen 1.90 olmak zorunda değilsin o fileyi kapamak için. Zaten İşin geometri kısmı, tenis IQ'su kısmı tam da orada devreye giriyor ve bunu daha iyi kullanmaya başlıyor. Evet. Başladı. Evet, Çok iyi. Gidiyor. Evet. Ee, Santiago'ya geçelim mi son ATP turnuvasına? Geçelim. Santiago'da e, Golden Swing'i Güney Amerika toprak turunu kapadı ATP. Bir ay toprak yok. Indian Wells ve Miami var. Sonra da zaten biliyorsunuz asıl toprak sezonu başlayacak. Esas. Kırmızı Öz hakiki toprak sezonu. toprak sezonu. Aynen. Ama burası da hiç fena değildi açıkçası. Santiago'ya kadar belki de bu turnuva biraz zorladı. Halbuki köklü de bir turnuva. Beşinci defa oynanıyor. Sebastian Baez şampiyon oldu ve Golden Swing'in en çok puan kazananı iki kupayla kendisi oldu Sebastian Baez. Alejandro Tabilo'yu geçti ev sahibi ismi. İlk seti kaybettikten sonra 6-0-6-4 ile 19 numaraya yükseldi Baez. Tabilo'da 39 numarada. İkisi de kariyer sıralamalarındalar. Evet. Tabilo bu sene ATP kazanarak giriş yaptı. Oakland'ı kazandı Sertkort'ta. Burada da 250 Santiago'da da ev sahibi olarak bir final. Çok iyi. Sonuç ikisi içinde. Tabilo'nun bu turnuvanın bu zemininde finale çıkması yani İlahi e, şans da yardım etti biraz yani çünkü o kadar tabi o agresif oyun yapıyor ki böyle bir portta o oyunuyla e, maçları alabilmesi gerçekten e, biraz da şans faktörünü ge gerektiriyordu ki Mute'ye karşı zaten çok 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 sallandı. E, o maç zaten başlı başına e, bir hikaye hakikaten böyle şey gibiydi bir hissiyattı. Roma Masters finali Guillermo Correa ile Nadal'ınki gibi böyle bir an bitmeyecek hiç sandım maç. Hani 3 setlik bir maç nasıl bu kadar sakız gibi uzayıp böyle mevsimler değişiyormuş hissiyatı yaratabilir. Bir evet, de tekrar izledim düşün yani canlı izlesem ne hissedeceğim acaba? evet yarı final maçlarından bahsediyorsun. Quarantin Mote bir set bir break öndeydi. Evet. Tabii oradan geri döndü. E, Alejandro Tobillo nasıl bu kadar agresif oynuyor diye düşünüyorsanız kendisi şirilli ama aslında Şilili değil. Anne baba şirilli. Kanada'da doğmuş, büyümüş, Torontolu. Hani sert kortlarda büyümüş, gün vuran Kanada gitti. olduğu için ama servisi ya böyle acayip inanılmaz bir servis değil açıkçası. Benim gördüğüm kadarıyla sadece hmm. solak tabi Hani onun katkısı büyük. belli ki çalışkan da bir oyuncu. Eee 2 sene önce Cordoba'da elemeden gelip finale yükselmiş. Bu sene tamamlamıştı. Şili 3. şampiyonunu alamadı. 5 senede 3 şampiyon çıkaracaklardı. Çünkü ilk e, turnuvada Garin kazanmış. 2 evet, evet. sene sonra Cari kazanmış. Şimdi de tabi olsaydı ki ilk senede almıştı ama Baez gerçekten değişik bir e, sınıfta oynuyor. Toprakta. Çok yetenekli bir adam ya. Ben izlemekten evet. çok keyif alıyorum. Bak benim anlamadığım şey o boyla nasıl o kadar etkili ve sert servis atabiliyor. Ace atıyor ace. İnanılmaz ya. Evet. Yani hakikaten bir gün böyle istiyorum ki denk gelsin bir turnuvada böyle yakından çekeyim yandan anlayayım o servis hareketini çünkü evet. yani fiziksel olarak normalde böyle şey olması lazım. Çok aşırı yükseğe sıçrayıp öyle bir hız üretebilmesi lazım. Onu hissedemiyorum. Çok özel. Bunu geçiyorum. Bir de o kadar nasıl fileye gelip fileden o kadar puan çıkarıyorsun o kadar baskı evet. kuruyorsun. Bileğin yani, çok yetenekli bence. Kısa boylu bir oyuncunun en büyük iki handikapını da bu adam yaşamıyor. Schwartzman da ama Filede çok iyi oynuyordu. Hani böyle o en iyi zamanlarında hem bence oyunu çok iyi okuyor hem de e, bileği acayip böyle hafif. Evet. E, Açı ha, çok iyi. iyi. Evet Buraka da biliyor. Aine ve çok iyi hareket ediyor. Yani başkasının iki adım daha atacağı yeri o kayarak geliyor mesela. Hani evet. Bir, bir vuruşa kaymak bir de vuruştan sonra kaymak oluyor ya toprakta. Bu vuruşa çok iyi kayıyor. Onun için hmm. bayağı zaman kazanıyor. Baez'i e, övdük Rio'da da e, Avrupa da tekrar konuşuruz. Bakalım kortta evet. neler yapacak? Tabii orada evet. biraz daha farklı bir. Etin. Aynen. Ama yani toprakta bile bu kadar yapabilmesi bence hmm. müthiş yetenek. Evet, geçen sene de bu arada Winston Salem'ı kazanmış. Ben yanlışlıkla New Haven demiştim. Winston Salem kazanırken eee Chorich ve Leheçka'yı falan yenmiş sert kortta. Hani o, ilginç bir öyle ya da böyle kendisi. Arjantinliler çok mutlular. E, çünkü 2018'in Gençlik Olimpiyatları Arjantin'de düzenlenmişti ve bayağı katılımları vardı. Yankın'ın yanlış hatırlamıyorsam katıldığı o, o Gençlik Olimpiyatı. E, oradan 3 katılımcı temsilcileri ilk yüzdeler şu anda. Biri işte Sebastian Baez hem galiba teklerde final oynuyor. Facundo Diaz Acosta ile çiftlerde altın kazanıyorlar. kızlarda da Lourdes Carle şimdi ilk yüze girdi o da bu hafta. geçen sene bizimkilerle oynamıştı. Arjantinliler yeni isimler katmaya devam ediyorlar. E, Şili'de her şey çok güzeldi. Özellikle yani son set 5-3 öndeydi Baez. Tabilo Sers Kırt'tan sonra Tribün çıldırdı. Muhteşem bir atmosfer. İnanılmaz. Her şey çok güzeldi kort dışında. Haftanın başından beri Santiago'da kort konuşuldu. Herhalde biraz düzeldi derken e, sanırım çeyrek finalde değil mi? Arthur Fils biraz tekrar vitese bastı bu konuda. Yani e, şey hakikaten böyle Arthur Fils için daha da bu Golden Swing'a gelmem dedirtecek son nokta oldu herhalde çünkü kort bir de onların onun oynadığı kort merkez kort değildi. Yan kort herhalde esas sıkıntılı kort o muhtemel anladığım kadarıyla ve hem kayarken büyük bir takılma sakatlanma riski var hem de toplar neredeyse gömülüyor. Kort düz değil her şeyden önce. Yani o kadar yumuşak ki zemin. Bir yerden sonra hani şey diyorlar. Bazı oyuncular sanki Bilerek o noktalara topları vurmaya çalışıyor ki top geri sekemeyeceği için sayıyı kazanmak için böyle yani üst düzey tenis dışı saçma sapan yollarla sayıları almaya çalışıyor. Fields e, hakem böyle şurasına geldi otururken bağırdı artık yani bu nasıl bir kort diye ve are you a fucking athlete diye böyle üç kere falan herhalde suratına bağırdı. E, sen Biskalite. dedi te Tenis oynadın mı da burada bu zeminin tenis oynamaya uygun olup olmadığını değerlendireceksin. Hemen diskalifiye. De Ebe cahil <laughs> diye bu son kısmı ben ekledim tabii ki. <laughs> evet, Terel'de evet, gururlu şey problem... olaylarından dolayı böyle Instagram'da hikayesinde bir özür metni gibi bir şey paylaşmış. Kendime hakim olamadım gibi. Ama korku gerçekten çok kötüydü. Her haftanın başında toplar ölüyor. Top böyle birikmiş topraklarda Federer'in eskiden Madrid'de bir lafı vardır hatırlar mısınız? What is this? A sandbox. Böyle çok kötüydü gerçekten o senede. We need a clown for this circus falan dediği sene sanırım. Gerçekten Sonra, çok... mavi <laughs> Sonra mavi kort oldu. Sonra mavi kort oldu. Fonseca'nın düşüşünü falan görmüşsündür. Korda takılıp hop, hop adamın kariyeri gider yani öyle bir şeyde evet. gerçekten. Neyse Santiago atlattı bir şekilde. Onu da tartısıyla. Sebastian Baez kazandı. <laughs> ATP'de Challenger en yüksek seviyede onu da söyleyelim. E, bu arada düşük seviyede bir challenger da aklıma geldi. Şimdi Ruanda'da bir Challenger oynandı bu hafta. Şuradan aklıma geldi. Oyunculardan birisi oraya gidenlerden biri Twitter'da e, bir flat paylaşmış. Şey diyor. Sanırım başkenti için e, takma adı e, Bin Tepeli şehirmiş. E, bunu kortlarda bile görebiliyoruz çünkü kortlarda düz değildi falan gibi bir şey yazmış. <laughs> <laughs> bu şey Ama değil miydi? Organizasyondan ee, memnunlar. Elemelere yani. katılacak adam kalmayan turn challenger bu değil miydi? Bu evet. Gidelim mi diye biz evet. özelden yazışmıştık. <laughs> Gökalp benle paylaşmıştı. Biz gitsek katılabiliyoruz diye. Evet. Bir puanımız evet. olsa ATP girebiliyorduk değil mi eleme? Ta Ruanda'ya gidip kumar oynayan kumar oynayan derken yani o kadar zorlu bir seyahate gidip puan <laughs> için bir numaralı seri başı Ivan Gahov. iki tane Rwanda turnuvası var bu arada. Kigali 1 ve Kigali ikisinde de ilk tur kaybetti. Ee, Stefan Kozlov hatırlarsın çok severim. Ee, geçen Yok. sene sakatlıklarından dolayı ilk 700'ün dışında kalmış. Gitmiş Rwanda'ya yarı final yaptı kendisi. Tebrik ediyorum. Hı. Lil konuşacaklı masal kafam karıştı. Lil Challenger oynandığı yüzlük. Arthur Rinderknecht kazandı burayı. Deloray'ı. Son set 7-6 geçerek de maç puanı çevirmiş. Evet WTA'ya geçelim. WTA'de iki turnuva. Biri San Diego'da 500'lük. Bir de Austin'de 250'lik turnuva. Austin geçen sene başlamıştı. Bu sene ikincisi düzenlendi. Ee, Austin'e kazanmıştı geçen sene. Ama Kosyuk demiş ki ben artık daha yüksek seviye bir turnuvaya gidebilirim. San Diego'ya gitti. iyi de bir tercih Hakkı olmuş. Finale yükseldi ama finalde kaybetti. Katie Bolter'a. Katie Boltur 5 7 6 2 6 2 gibi bir maç kazandı. Yendiği isimler Kostyuk, Navarro, Vekic, Hadadmaya, Surenko. Gayet iyi bir beşli. Evet. 500 numara 500'lük kupasını hak etmiş bence. 27 numaraya yükseldi kariyer sıralaması. Evet. Gerçekten haftanın şampiyon çifti oldular Alex de beraber. Evet. Hatta Alex de sonradan bakmadım gerçi ama Kupayı aldıktan sonra gece uçuş yakalayıp finali izlemeye uçmuş gitmiş. Böyle de bir... Evet. Herkes sabah dördü çeyrek geçe otelden çıktığını Katie Bolter şampiyonluk konuşmasında söylüyor. Dördü çeyrek geçe çıkmış. Altıda uçağa binmiş. Onun için ekstra ufak bir teşekkür etmek istiyorum. Erkek arkadaşıma demiş. O da finali izledi. Katie Bolter'ın önlenemez yükselişi. Ee, bu senelerdir... var. Sakatmış bu arada. Ben onu çok bilmiyordum. Çok izlemediğimiz için. Evet. İlk defa bu kadar, koçu demiş ilk defa geçen sene tam sezon oynayabildi. 60 maç oynadı. Biraz daha e, fitness'a dikkat ediyoruz. Hani Sakatlık önleyici hareketlere. E, Forehand'in de return'in e, gelişti bir sürü şey. E, ve şu anda buradayız demiş. E, iyi bir yükseliş gerçekten. Çünkü ilk e, WTA kupası bu ikinci. İlkini çok biz saymamıştık. İngiltere'de olduğu için ve final Britanyalı başka bir isimli olduğu için ona pek bir şey yapmamış kredi vermemiştik bu sefer hak etti sanırım. Evet yani e, bu seviye devam ederse büyük turnuvalarda da zaten e, iyi bir sonuç görecektir. Ne yani şey merak ediyorum acaba Netflix hem Alex Deminor'u hem Bolter'ı çekerse Ayla Tomlianovic Berettini çiftinin tam 180 derece te böyle biri odadan kovuyor. <laughs> Bunlar böyle birbirlerinin peşinden uçuyor. O tarz tersi bir çift örneği yaşar mıyız merak ediyorum. Evet nazar değer diye belki istemezler. Onu gördükten sonra e, şöyle bir istatistik var. Hazır mısın? Tenis abstract sağ olsun. Son 52 hafta kadınlarda ilk servis kazanmada Katie Bolter 9. sırada. Müthiş bir e, ne alaka derim yani ilk çeşitli. servis performansı ama ilk servis içeri sokma ve ikinci servis kazanma düşük. Epey epey düşük. Hani o neden sıralamanın bu kadar yüksek olmadığını açıklıyor. Ama hani biraz da gösterge gibi geliyor aslında. İlk servisten bu kadar iyi kazanıyorsa. Bir şeyleri düzeltti mi? Koçu da demiş işte biraz daha ilk servisini farklılaştırmaya çalışıyoruz. İlk servisinde genel olarak servisini farklılaştırmaya çalışıyoruz. İşte slice spin. Ee, bakalım. Ee, kendisiyle alakalı inanılmaz ilginç bir bilgi. Hazırsan. Toprakta tur maçı yok. 2011'den beri sadece 3-4 tane ITF turnuvası oynamış. 2 defa olan Garros elemesi. Aslında toprakta oynamıyor. Yani o Madrid Roma zamanı e, halıda ITF oynuyor. <laughs> Herhalde bu sene sıralamasıyla o değişecektir diye düşünüyorum. Kariyer planlaması ...biz de diyoruz ya işte zemin seçmeyin. Hepsi tur şöyle böyle pro seviyede sonra sıkıntı oluyor. Slam'lere hazırlık falan. Topraktan He. bu kadar kaçan görmemiştim. <laughs> bu kadar üst sıralarda. Ya oyunu da o kadar hani toprakla kelalaka alaka bir oyun değil bence. Yani tamam hani tam bir toprağa uygun bir oyun stili demesek de ama hareket etmeyi sevmiyor demek ki. Kay kayamayanlar var ya böyle kafasında büyütenler. Evet bir de belki hakikaten fiziksel olarak bu çok sakatlık vesaire yaşıyorsa oradan da e, o maçla da rallilerden kaçınıyor olabilir. Evet yani kendisi bir ara e, bu konuda bizi aydınlatırsa seviniriz. Finalle <laughs> ilgili güzel bir anekdot var. Bunu Christopher Clary yazısında paylaşmış. E, Katie Bolter'ın da Marta Kosyuk'un da koçları kadın. Onun evet, için de evet. MTA 500 serisinde iki koçta kadın olan belki de ilk maç hani insanlar çok hatırlamıyorlar bilmiyorum ama tabii. Marta Kosyuk Sandra Zaniewska ile çalışıyor. E, ondan önce de annesiyle çalışmış hani çok gençken. Yani bu, bu bu benim işime yarıyor demiş. Ee, Katie Bolter da Biliana Vasilinovic ile o önceden işte Martic'le ile Darya Saville ile değişik isimlerle çalışmış. Şu anda Bolter'la ile açılışı. Ee, Britanya Tenis Federasyonu üzerinden bir işbirliğiymiş anladığım kadarıyla. Federasyonların neler yapabildiğini gösteren bir örnek. Her hafta yeni bir örnek çıkarıyoruz Gökhan. Evet. Belçika örneği de duydum bu arada. <laughs> Steve Darcy Tenis Federasyonu'na e röportaj vermiş eee federasyonla çalışıp 18 yaşındaki gençlere 3 gence e, koçluk yapıyormuş Vestil Darsız. Hani Nadal'ı Wimbledon'da yenmiş bir adam. E, şu anki gençler çok şanslı diyor. Çünkü ben varım diyor. Bir tane daha koç var diyor. Hani vazlıktan ölüyor. Ben 15 haftayım diyor. Diğeri 15-20 <laughs> hafta diyor. Bir de e, kondisyonerleri varmış. 18 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Hani 3-4 kişi eee büyük ihtimalle onlar öyle büyümedikleri için diyor. Onlar da şanslı. Değil mi, hakkı? vardır. Yani var. Evet. Bakalım. Ee, tabii ki günümüz şartlarında rekabetin seviyesi de artıyor. Ee, parası olan, imkanı olan daha fazla e, alan buluyor. Evet. Ama bu bu kadar iyi e, tecrübesi olan bir koç yanında bir de kondisyoner gayet iyi. Çünkü hiçbir şey ceplerine hiçbir şey çıkmıyor diyor. Otel, uçak, hiçbir şey, her şey federasyon. Zaten en, en önemli önemlisi o belli kriterleri de varmış röportajda söylüyor şu anda tam hatırlamıyorum ama sanırım şey diyor 18 yaşındaysan 1200 numara 19 yaşındaysan 400 20 numara 20 yaşındaysan 200 ilk 200 olman lazım programa katılmak için gibi bir şeyler söylemişler çok da fair yani yoksa sonsuz bir evet. para kaynağı da yok sonuçta yani. olsa bile hepsini oraya vermezsin yani evet yani yoksa bir yerden sonra federasyon gezinme örnekleri... programı olur o evet evet doğru diyorsun. Kötü federasyonlar da var. Onları da konuşacağız. En son bölümde hızlıca oraya. <laughs> Hangi federasyon deyip böyle... Evet. <laughs> Bu böyle nasıl... Az sonra yaptım. <laughs> 90'lara selam çakarak. WTA'da bir de 250'lik Austin oynandı. Bir saniye. Ee... Hiç değil mi? Acun hala bununla yürüyor. Hala. Evet. <laughs> Acun'a ara verdim. <gülüyor> <gülüyor> en iyisi. Ee, Austin'de Yuan Yue şampiyon oldu. Wang Shiyu'yu ...sevdiği bir vatandaşı sanırım... ...böyle sarıldılar bayağı filede... ...geçti 6-4-7-6 ile... ...Juan Yu'yu hatırlar mısın? Geçen sene bu zamanlar... ...Berfu Meksika'da finalde yenmişti. Ee, insan Efsane ki, kalabalıktaki ortamda değil mi? Evet. i̇nsan ...içinden geçirmiyor değil tabi. Biz Nereden de keşke... Nereye? ...böyle gitsek... ...devamı gelse böyle bir şeyin diye ama... ...Çinliler iyi turnuva geçirdiler... Diyelim bu turnuvaya ekleyeceğim çok bir şey yok benim açacağız. Ama tabii fark da şu gerçekten Çinliler Slam'lerde de e, ana tablo görebiliyorlar. Gerçekten çok seyahat de edebiliyorlar. Bu noktada yine hakikaten Çin tenisini senenin başında konuştuğumuz gibi öyle bir federasyon ve devlet politikasıyla bir altyapı geliyor ki bir yerlerden birileri çıkabiliyor ve çıkıyor hani aralardan çıkanları görüyoruz. Orada evet, çok özellikle kadınlarda çok fazlalar. Piramidin alt tarafında maşallah yani evet. bütün alfabenin harfleri. Evet Lina'nın etkileri devam ediyor. kadınlarda bir de tırnava oynandı. Bunun söylememizin sebebi 50'lik bir ITF turnuvası. Zeynep Sönmez çeyrekte çeyrek final gördü burada ve Nikola Bartunkovaya yakın bir maç kaybetti. Evet yazık oldu tebrik ediyoruz. Bu hafta yine tırnavada 75'likte ana tabloda bu sefer başarılar diliyoruz. Bu hafta o var. E, İpek o turnuvada İpek Öz e, eleme oynadı bugün elemede kaybetti. E, Lugano'da Challenger var yine 75'lik seviyede. Altı ilk maçını kazandı elemede. Veseli'ye karşı bugün ikinci maçını kaybetti. Berank ise Cem arka arkaya Kyle Edmund ve Ilya Marchenko'yu geçti ve ana tablo yükseldi. Burada final önüne geçen sene Cem. Çok e, tabii Lugano'ya düzenli olarak da geliyorlar. İnşallah ya ben aslında Altuğ da burada yine bir form tutabilir diye düşünüyordum ki bence bugünkü oyunu da iyi bir seviyedeydi. İyi bir maçtı. Belki Lucky Loser şansı hala var mı? Ona göre hani bir şekilde şansı yaver gider de ana tabloya düşerse bence o da ikisi de burada ilerleme şansı var. Yani eleme tablosu ana tablodan daha zorlu gibiydi. Gerçekten çok böyle evet. her geri dönmek isteyen isim <laughs> buranın evet. eleme tablosundaydı. Evet, Carl Edmund bu seneye 225'lik kazanarak başladı. Ve seri dediğin adam geçen sene önceki sene mi Djokovic'i yenmişti. Dubai'de. Hani böyle bir isimden bahsediyoruz. Ee, şu ana kadar yok gördüğüm kadarıyla. Ee, bunlar ama bir Aten de zaten alt karnesi çok zengin oyuncular burada challenger oynayanlar. Yani Evet. Bir de Indy University'e gidemeyenler çünkü bu hafta Indy University başlıyor. Indy in de 96'lık bir ana tablosu ve büyük de bir elemesi var. Nadal'ın seansı belli. hani Çünkü herhalde bilmiyorum 2002 yılından beri mi artık yarada kariyerinde ilk defa mı Indy seri başı olmadığı için bay geçmeyecek ilk turu onun için birinci tur oynayacağı kesin. Onun yerini saptamışlar. Yanlış hatırlamıyorsam perşembe gece akşam seansına koymuşlar. Bize cuma sabah karşı olacak. İlk maçı bakalım. Kurallar da bugün çekiliyor bu akşam. Bakalım kim çıkacak. Evet. Güzel. Indian Wells ayrı bir havası var her zaman ya. Yani evet. o 5. slam sonuçta o ha onu hak ediyor. Tennis Paradise diyorlar kendilerine. Bir tek e, Indian Wells'e dair e, Wawrinka sanırım. Tommy da turnuva direktörü hani eski tenisçi ama etiketleyerek bize niye eski toplarla e, antrenman yaptırıyorsunuz e, gibi bir şeyde <laughs> topların fotoğrafını koyup şikayette bulunmuş. Evet çok ilginç bir poru. Indian Wells yani Grand Slam'ler dışında büyük ihtimalle en zengin turnuva. Evet. İlginç. Haber turu yapalım. 3 tane haberimiz var. Ondan sonra da kapatalım istersen. Evet. ATP ATP'de o Saudi Arabia Suudilerle anlaşma oldu. E, bekleniyordu ve e, PIF ya da nasıl işte Suudi Arabistan'ın kamu fonu e, o onların bütün devletin e, şirketleştiği e, kurum ve bütün sponsorluklarını yürüten fon 5 e, yıllık bir anlaşma imzalamış ATP ile. E, ana madde olarak sıralama sponsorluğu. E, işte ATP Rankings'in başına PIF geliyor artık. Pepperstone'da mesela eski sponsor. Hmm. E, bir de onun dışında 5 e, turnuvada reklam var anladığım kadarıyla. Bunlar Indian Wells, Miami, Madrid, Beijing ve ATP finalleri. Orada da öyle bir anlaşma imzalamamışlar uzun süreli bir anlaşma işte çok mutluyuz gibi açıklamalar da var. WTA'de bir şey yok ama WT'de de artık Riyad'ın açıklanacağı konuşuluyor bu sıralar. WTA finalleri 2026'ya kadar Riyad'da oynanacak uzatma opsiyonuyla gibi. O da henüz teyit edilmedi. Sadece şöyle çok Twitter'da bir, sen de görmüşsündür diye tahmin ediyorum çok skandal bir şey oldu. <laughs> işte biri açıklanmadı mı hala WTA finalleri diye bir şey yazmış Pavici işte bu meşhur Nolefem'in... en has adamlarından birisi altına şeyde açıklanır ...Riyad'da açıklanır filan gibisinden böyle hafif sarkastik hafif ironik bir şey yazmış onu WTA'nin official account'u retweetlemiş böyle evet. garip bir şekilde tabii evet. bir sosyal medya gafı B büyük yani evet. ama evet ben genel olarak bu tarz şeyi, yatırımı çok olumlu buluyorum. Hani 6 ismi toplayıp orada ciddi kap yapmaktansa ve o zaten çok iyi para kazanan altı isme daha da çok para akıtmak yerine turnuvaların inşallah para ödüllerine ve genel havuza dağıtılmaya evet. imkan sağlayan para akışı Genel olarak tenisten para kazanan insanların sayısını arttıracağı için hani tenise yönelen insanlar olarak da ve ilk yüzde evet. ilk yüz elli'deki insanların da bu spordan çok daha medeni şartlarda rekabet edebilmesi işte bahsettiğim antrenörlük fizyodur vesairedir bunlara alan açtığını düşündüğüm için para kimden gelirse gelsin okeydir diye düşünüyorum açıkçası. Evet onu ilk söyledin çünkü onlar da basın açıklamalarında onu söylemişler. O ATP'nin baseline oyuncuların temel gelir planına bir e, girdi olarak görüyorlar bu işbirliğini diyelim. Artık e, haberler detaylandıkça bunları yorumla konuşuruz. Evet. Evet, skandal federasyon e, hiç beklemediğiniz bir yerden geliyor. E, Çekya'da acayip bir skandal varmış şu anda. O madalyonun evet. öbür yüzü olmalıydı Gökalp. Yani bu kadar başarı hikayesi ve övgünün bir karanlık tarafı olmalıydı. Ama biliyorsunuz. Hatta... Biz biliyoruz yani bunları başarı hikayelerini hep söylerken federasyonla bizim çok alakamız yok diyor oyuncular. Hani bizim Hı -hı. varımız yokuz kulüp. Hepsi benzer bir iki kulüpten çıkıyorlar ve o kulüpteki evet. hocalarını konuşuyorlar. Hani federasyonu öven ben çok duymadım. Yani bu Rusya'da da böyle vardı. Rusya'dakiler de federasyondan ziyade Spartak'ı övüyorlar. Tenis kulübünü övüyorlar. Yani. Çek Cumhuriyeti'ne şöyle bir şey olmuş. Federasyonda bir soruşturma devam ediyor. Teşvik bütçesinde ve ihalede yolsuzluktan dolayı başlarında federasyon başkanı ki sanırım bu Tenis Avrupa'nın da başkanlığını mı yapıyordu hatırlamıyorum. Ivo Kaderka dahil 10 kişiye bir suçlama var. Şöyle bir suçlama. Yıllık 5,5 buçuk milyon euro bütçe alıyorlar devletten. Bu 5.5'un yaklaşık 2 milyonunu e, aralarında federasyonun denetleme kurulunda olan bir insanın adına ve onun eşinin adına olan şirketlere aktarıyorlar. Oradaki amaç aslında Çekya'daki turnuvaların maliyetlerini karşılamak ama onlar oraya gitmiyor. Başka yerlere gidiyor ve e, bu da turnuva finansallarından ortaya çıkmış. Yani bu soruşturma şu anda onunla cebelleşiyorlar polis işin içindeymiş. Bunlar anladığım kadarıyla kanıtlanmış olgular değil. Ama çok büyük bir gölge düştü üstlerine. Çek Cumhuriyeti'nde böyleyse diğer yerlerde neler oluyordur diye düşündürdü. Bu arada bu Çek Radio diye bir yayın organının haberi. Onu da paylaşayım. Evet yani ama spor federasyonları nezdinde Hani hem dünyada hem ülkemizde de sanırım yeterince skandal haber duyduğumuz için bu tarz şeffaflığı az olan ve finansalın çok aktığı yerlerde bu tarz işlerin olması şaşırtmıyor. Gerçek ya biraz şaşırttı beni şimdi bilmiyorum az mı şeffaflık Avrupa bir ülkesi. İnsan her yerde insan be gökalp valla yani daha evet, ki, profesyonelce yapılıyor. yapılıyor ama yine de yapılıyor ki burada evet, da. Bu arada çok büyük kriptik ya, iletişim yöntemleri varmış. Makalede ondan da bahsediyor. Postit'ler işte e, telefonda parolalar falan gibi değişik şeylerle ama bir şekilde Parolalar sürüldü mü? <laughs> Heh, aynen öyle. <laughs> Yani toprak sezonu başlıyor. <laughs> Son haberi sana bırakayım. Evet, e, tenisin geçmişteki kötü çocuklarından İlyan Aslı... o yok şaka yapıyorum. <laughs> o da tenisi yolmuş. <laughs> yani onun gerçekten ilginç bir kariyeri vardı hani biraz hakim olmayanlar için söyleyelim. Bayaskanlarla ve değişik hareketlerle dolu bir e, kariyeri vardı. Onun da 5 yıllık bir çalışmanın sonunda filmi çekilmiş. Burada HBO Max de işin içinde, Yon Tiryak'ta. Ve e, ülkesi Romanya'da onun işte e, komünizmin gölgesinde dünyaya kafa tutan e, bir e, genç olarak biraz da e, anlatıldığı belgesel e, film yayına giriyor. Muhtemelen yakında hani bundan İlyen bu arada değil mi? Söyledin İlyan mi Demedin mi? <laughs> Söylemedin <Söyledim>. galiba. Aldım. <laughs> İlyen Astase'nin o kadar ön girizgahtan isme gelemedi. Evet, Sağ ben... <laughs> Karşınızda Zeki Büren hani öyle bir sona doğru gidiyor sandım. Gelmedi. <laughs> gelemedi bir türlü. Evet İlyan Astase özellikle e, McEnroe, Borg vesaire gibi isimlerin e, yanında tabii ki o efsanevi tenisçilerin rockstar gibi olduğu asi çocuk oldukları dönemin komünist yönet rejimden gelen çılgın oyuncusu fizikselamasının ilk bir numarası yanlış hatırlamıyorsun. O kadar sen daha iyi bilirsin o tarz şeyleri benim hiç maşallah. O zaman ha, o zamanlar yani e, Fransa açık deyince Nastasya'ymış. Evet. Sonra Borg zaten. <laughs> e, ama e, işin tabii biraz da keyifli kılan tarafı hakikaten sadece bir belgesel gibi değil. E, yani Rafael Nadal'dan Björn Borka, Jimmy Connors'a, Nadia Comanacci'ye, Boris Becker'e kadar hatta Nike'ın CEO'su sanırım o dönem başkanı Phil Knight'a kadar e, filme belgesel yapıma katkıda sunan yorum yapan insanlar var. Ama yani, dolayı... Twitter'da paylaşmadıysan lütfen paylaş çünkü sen buraya bizim podcast notlarına görseli de eklemişsin. <laughs> Acayip bir afiş. <laughs> afiş çok iyi. Burada <laughs> gösteremem. Yani eee tasvirini <laughs> yapamam. Sansüre girer. Bir nastasi animasyonu var. Bir elinde çiçek tutuyor. Diğer elinin orta parmağı kalkmış orta parmağı bir tahta rakette dönüşüyor. Değişik bir çalışma. öyle de güzel bir çalışma. Yani as duvara. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. böyle de bir e, tenis eee konusunda başka bir yapım. Tenis maçları dışında sevenler için güzel bir hikaye diye düşünüyorum. Özellikle 80'lere yayıncılık da çok fazla olmadığı için 90'lardan çok daha hakim olduğumuzu kitaplar okuyunca, belgeseller görünce daha da fazla farkına varıyoruz. Evet. Film o adını açısından... da bu arada Nasty koymuşlar kendisinin. <laughs> e, takma adı. Oyuncuyu, filmin adını hepsini atladım. Bari şeyi söyleyeyim. 16 Nisan'da Romanya'da sinemada yayına giriyormuş. <laughs> Buradan Bükreş'te yaşayanlara selamlar olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Bu bölümü de burada kapatalım. Bol bol konuştuk bugün. Haber sıkışmış bu haftaya. Bir sonraki bölüm <laughs> daha şey yaparız. Light gideriz. Çünkü Endy bitmemiş olacak. Bakalım. Belki araya sıkıştırırız bir bölüm. Yoksa Endy bekleyebiliriz. Evet. Biraz tenise kort içine dönür, döneriz veya evet. puan kapışmasının olduğu kort içine. Aynen, aynen, aynen. Nadal izleriz. Bakalım neler yapacak. Onu bekliyoruz. Djokovic'i bekliyoruz. Bu hafta dönüyorlar. Herkes e, indiğim O zaman son, çok özür dilerim. Son Djokovic'in gözlükleri hakkında ne düşünüyorsun? Ben çok beğendim. Cool geldi bana. Şeyle iyice koydular yan yana. Adamın adını unuttum. David Angler mıydı? Bu hani Djokovic'in yaşlı versiyonu. Gözlüğü koyunca İyice benzemişler evet, inanılmaz Anlı, anlıyorum evet <laughs> İyice benzemişler bak onu evet o fotoğrafı düşününce ne o takmazdım herhalde o <laughs> yakıştığını düşünmüştüm açıkçası <laughs> ya tarz Ekol bu gelmiş. arada her şeyi yani hepsi lakos mu bilmiyorum ama hani kreasyon olarak giyim kuşamı bayağı iyi duruyor. Çok şık. NBA'de courtside maçını izlemiş. Çok evet. Şık. Böyle gidersek bitiremeyeceğiz. Evet. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.